Hardalın özellikleriyle devam edelim. Hardal. Evet. Evet, şu gördüğünüz hardal. Hardalın çiçeği. Hardalın bilinen 40 çeşit hardal var. Hardalın memleketi, vatanı Türkiye. Her bitkinin bir vatanı var. Bunun da vatanı Türkiye. Türkiye'den dünyaya yayılmış hardal. 40 çeşit hardaldan sadece kara hardal. Bu kara hardal. Bunun tohumuna kara hardal denir. Kara hardal, beyaz hardal, aromalı hardal, bunların tohumu kullanılır. İştah açıcı, hafif mide bağırsak rahatsızlarına karşı, iştahsız insanlar besinlerine yiyecek içecekleri şeyle katıkları zaman iştah açıcı özelliklere sahip. Birkaç ilim adamı bu hardal tohumuyla ilgili araştırmalar yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda antibakteriyel özelliklere sahip. Yani tabi antibiyotik gibi değil de yani hafif antibakteriyel özelliklere de sahip. Antibakteriyel deyince tabii ki kortisepple karıştırmamak gerekir. Kortisep nedir? Bitkisel bir antibiyotik. Penisilinden daha etkili. Kortizondan daha etkili iltihapları önleyici. Kortisep. Çin tırtır mantarı. Onun gibi değil tabii hardal. Onun yanında etkisi %1'dir. Kortisep bitkisel antibiyotik olarak dünyada bir numara. Yani mükemmel. O artık sıradan bir şey değil. Klinik araştırmalara %100 etkisi ispat edilmiş bir bitkidir. Çin tırtır mantarı. Cordyceps forte diye biz bununla ilgili çok güzel bir araştırma ve çalışma yaptık. Birleşiminde Çin tırtır mantarı ekstraktı, sinirlot ekstraktı, laden gülü ekstraktı, karanfil ekstraktı gibi bitki ekstraları içerir. Bitkisel antibiyotik bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu arıtır, temizler. Yani kimyasal ilaç kullanmadan ki çocuklar için idealdir. Hiçbir yan etkisi de yoktur. Evet.